Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu konjunktionen ohne das, ohne zu. Hazırsanız dersimiz başlasın. Şimdi arkadaşlar, konjunktionen ohne das ve ohne zu ne anlamalıyız bundan? Konjunktion neydi arkadaşlar? Bağlaç demekti. Ohne olmaksızın, yapmaksızın anlamlarına geliyor. Kabaca ifade edecek. Şimdi dilerseniz ilk örneğimize bir bakalım ve nasıl kullanıldığını bir inceleyelim. Şimdi ilk örnek bize ne diyor? Der Schiedsrichter gibt sofort den Elfmeter. Bu gene futbolla ilgili bir durum arkadaşlar. Der Schiedsrichter hakem demek. Der Elfmeter bu da penaltı demek arkadaşlar. Penaltı 11 metre mesafeden oluştuğu için Almanlar buna 11 metre yani de Elfmeter diyor. Güzel Türkçemizde bu penaltı diye geçiyor. Sofort neydi? Hemen demek. Dolayısıyla hakem hemen ne yapıyor? Penaltı veriyor diyor cümlemiz. İkinci cümle. Er fragt seinen Linienrichter nicht. Fragen sormaktı. Linienrichter yan hakem arkadaşlar. Ancak linie neydi? Çizgi. Çizgi hakem demiyoruz da güzel Türkçede ne diyoruz? Yan hakem diyoruz. Dolayısıyla burada ne diyor? Er fragt seinen Linienrichter nicht. Yan hakeme sormuyor. Şimdi biz bu iki cümleyi ohne das ve ohne zu ile bir araya getirecek olursak ne demeye çalışacağız arkadaşlar? Diyeceğiz ki hakem yan hakeme sormadan penaltı veriyor diyeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle arkadaşlar yapılan aksiyon, yapılan hareket ifade edilmesi gerekiyor. Nedir o aksiyon? Nedir o hareket? Hakem ne yapıyor? Penaltı veriyor. Dolayısıyla neyle başlayacağız arkadaşlar? Der Schiedsrichter gibt sofort den Elfmeter. Bakın cümleyi aynen buraya taşıdım. Virgülle ayırıyorum ve cümlenin devamı ohne das ile ele alalım. Ohne dass er seinen Linienrichter fragt. Bakın ne yapmış oluyoruz burada? Yan hakeme sormaksızın. Seinen Linienrichter kendi, hani güzel Türkçemizde de deriz ya, hakemine sormadan deriz ya. Burada da dolayısıyla ne olmuş oluyor? Ohne seinen Linienrichter, ohne dass er seinen Linienrichter fragt. Yan hakemine sormadan demiş oluyoruz. Demek ki ohne das yapısı işin içerisine girdiğinde eylemimiz fragt ne oldu? Çekimlenmiş olarak cümlenin sonuna gitti. Şimdi yine aynı anlamı bu sefer ohne zu yapısıyla ifade edecek olursak ohne zu'da şöyle bir durum var arkadaşlar. Zu infinitif yani mastar olarak ele alınması gerekiyor. Ne yapacağız? Bakın cümlenin aynını burada başlatıyorum. Der Schiedsrichter gibt sofort den Elfmeter, virgülümü koydum, ohne seinen Linienrichter zu fragen. Bakın ne oldu? Zu infinitif değil mi? Mastar halde ele almış olduk ve anlam olarak gene aynı anlamı içermiş oluyor. İkinci örneğe bakacak olursak, die Kinder duschen nicht, adı üstünde değil mi? Gayet anlaşılır. Çocuklar duş almıyorlar. Sie springen in den See. See, der See neydi arkadaşlar? Göl demekti. Dolayısıyla onlar göle atlıyor. Şimdi biz bunu şu şekilde ifade edeceğiz. Diyeceğiz ki çocuklar göle atlıyorlar duş almadan. Bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? Sie springen in den See cümlesini başa taşıyacağız. Ve diyeceğiz ki die Kinder springen in den See, virgülümü koydum. Ohne dass sie duschen. Duş almaksızın demiş oluyoruz. Ohne das ile. Şimdi bunu ohne zu ile de pekala ifade edebiliriz ki bunun gene güzel Türkçemizdeki anlamı aynı kalıyor. Bu durumda ne diyeceğiz arkadaşlar? Die Kinder springen in den See ohne zu duschen. Duş almaksızın demiş oluyoruz. Üçüncü örneğe bakalım arkadaşlar. Barbara schiebt den Kuchen in den Backofen. Schieben itmek demek arkadaşlar. Biz güzel Türkçe'de ne deriz? Fırına vermek deriz. Öyle değil mi? Barbara bu bir kadın ismi. Keki, pastayı ne yapıyor? Fırına götürüyor deriz değil mi? Ancak Almanca'da itiyor deniliyor. Schieben. Sie lässt den Teig nicht ruhen. Der Teig hamur demek arkadaşlar. Ruhen lassen dinlendirmek.
hani hamuru dinlendirmek anlamına geliyor. Dolayısıyla ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? Pasta yapmayı bilmeyenler belki arada olabilir. Pastayı yaptıktan sonra yani hamur halindeyken öncelikle bir dinlendirmek lazım. Ondan sonra fırına vermek gerekiyor ki düzgün bir şekilde o süreç, o pişme süreci gerçekleşsin. Demek ki öncelikle ne yapıyormuşuz? Hamuru dinlendiriyormuşuz. Ondan sonra fırına veriyormuşuz. Tabii insan Almanca öğrenirken başka şeyleri de öğrenmiş oluyor hayata dair, değil mi? Şimdi biz bu iki cümleyi bir araya getirecek olursak ne diyeceğiz arkadaşlar? Babaga hamuru dinlendirmeden pastayı fırına veriyor dediğimizde ne yapacağız arkadaşlar? Bakın buradaki yapıyı aynen aşağı taşıyacağız. Diyeceğiz ki Babaga schiebt den Kuchen in den Backofen, virgülümü koydum, ohne dass sie den Teig ruhen lässt. Bakın ohne das yapısını görüyoruz ve lassen hatırlarsanız neydi arkadaşlar? Yaptırtmak, ettirtmek anlamlarına gelen bir yardımcı fiil gibi düşünebileceğimiz bir yapıydı hatırlayacak olursanız. Bunu tekrar bir hatırlamak, üstünden geçmek isterseniz arkadaşlar o ilgili ders videosunu mutlaka izleyin. Gayet anlaşılır, basit bir eylem, basit bir konu. Ya eminim ki hemen kavrarsınız. Ya da ohne das yerine alternatifimiz neymiş arkadaşlar? Ohne zu. Bu durumda ne diyeceğiz? Babaga schiebt den Kuchen in den Backofen, virgülümü koydum, ohne den Teig ruhen zu lassen. Hamuru dinlendirmeden dediğimde demek ki ohne den Teig ruhen zu lassen şeklinde ne yapmış oluyorum? Cümlemi sonlandırmış oluyorum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Der Schiedsrichter gibt sofort den Elfmeter. Demek ki hakem neymiş arkadaşlar? Der Schiedsrichter. Der Elfmeter, bu da penaltı demek arkadaşlar. Almanlar demek ki ne diyor buna? 11 metre diyorlar. Şimdi dolayısıyla sofort hemen demek. Hakem hemen ne yapıyor? Penaltı veriyor. Sonraki cümle ne diyor bize arkadaşlar? Er fragt seinen Linienrichter nicht. Yan hakemine sormuyor. Şimdi yan hakemine sormadan hemen penaltı veriyor dediğimizde ne diyeceğiz arkadaşlar? Ohne das yapısını işin içerisine kattığımızda der Schiedsrichter gibt sofort den Elfmeter, ohne dass er seinen Linienrichter fragt. Ya da ohne zu yapısını işin içerisine kattığımızda der Schiedsrichter gibt sofort den Elfmeter. Bakın aynısını gene başa taşıdım, virgülümü koydum. Ohne seinen Linienrichter zu fragen. Bakın zu plus infinitif burada bariz bir şekilde karşımızda, değil mi? Mastarda ne yapıyoruz? Cümleyi sonlandırmış oluyoruz. İkinci örneğimizde ise die Kinder duschen nicht, adı üstünde değil mi? Çocuklar duş almıyorlar. Sie springen in den See, göle atlıyorlar diyor. Değil mi cümlemiz? Die Kinder springen in den See ohne dass sie duschen. Bakın ohne das yapısı kullanıldığında demek ki, değil mi, eylemimiz ne olacak? Sona gidecek. Tabi burada çoğul olduğundan dolayı duşun ne oldu arkadaşlar? O halde cümlenin sonuna geçmiş oldu. Bunu ohne zu yapısıyla ele aldığımızda ne diyeceğiz arkadaşlar? Die Kinder springen in den See ohne zu duschen diyeceğiz. Üçüncü örnekte Barbara schiebt den Kuchen in den Backofen. Der Backofen demek ki arkadaşlar ocak, fırın anlamında, değil mi? Schieben de neymiş? İtmek demekmiş. Tabi pastayı itmek demeyiz, fırına vermek deriz. Bu durumda, değil mi güzel Türkçe'de? Dolayısıyla Barbara pastayı fırına veriyor diye çeviririz bunu güzel Türkçe'ye. Sie lässt den Teig nicht ruhen. Ne yapıyor arkadaşlar? Ne yapmıyor daha doğrusu? Hamuru dinlendirmiyor. Dolayısıyla hamuru dinlendirmeden pastayı ya da keki ne yapıyor? Fırına veriyor baba dediğimizde Barbara schiebt den Kuchen in den Backofen. Bakın burada ohne das kullanılıyor. Ohne dass sie den Teig ruhen lässt. Ya da ohne zu yapısıyla ele aldığımızda Barbara schiebt den Kuchen in den Backofen, virgülümü koydum, ohne den Teig
Hun sullassen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Der Schiedsrichter gibt sofort den Elfmeter. Der Schiedsrichter gibt sofort den Elfmeter. Er fragt seinen Linienrichter nicht. Er fragt seinen Linienrichter nicht. Der Schiedsrichter gibt sofort den Elfmeter, ohne dass er seinen Linienrichter fragt. Der Schiedsrichter gibt sofort den Elfmeter, ohne dass er seinen Linienrichter fragt. Der Schiedsrichter gibt sofort den Elfmeter, ohne seinen Linienrichter zu fragen. Der Schiedsrichter gibt sofort den Elfmeter, ohne seinen Linienrichter zu fragen. Die Kinder duschen nicht. Sie springen in den See. Die Kinder duschen nicht. Sie springen in den See. Die Kinder springen in den See, ohne dass sie duschen. Die Kinder springen in den See, ohne dass sie duschen. Die Kinder springen in den See, ohne zu duschen. Die Kinder springen in den See, ohne zu duschen. Barbara schiebt den Kuchen in den Backofen. Sie lässt den Teig nicht ruhen. Barbara schiebt den Kuchen in den Backofen. Sie lässt den Teig nicht ruhen. Barbara schiebt den Kuchen in den Backofen, ohne dass sie den Teig ruhen lässt. Barbara schiebt den Kuchen in den Backofen, ohne dass sie den Teig ruhen lässt. Barbara schiebt den Kuchen in den Backofen, ohne den Teig ruhen zu lassen. Barbara schiebt den Kuchen in den Backofen, ohne den Teig ruhen zu lassen. Sıradaki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Petra kauft eine neue Mikrowelle. Sie ruft ihren Mann nicht an. Gayet anlaşılır bir cümle, iki cümle. Öyle değil mi? Ne diyor? Petra yeni bir mikrodalga satın alıyor. Sie ruft ihren Mann nicht an. Kocasını ne yapmıyor? Telefonla aramıyor. Dolayısıyla kocasını aramadan ne yapıyor? Mikrodalgayı satın alıyor. Dediğimizde şimdi bunu ohne das ile ele alacak olursak ne yapacağız arkadaşlar? Bu yapıyı aynen aşağı taşıyacağız ve diyeceğiz ki Petra kauft eine neue Mikrowelle ohne dass sie ihren Mann anruft. Demek ki burada ne oldu arkadaşlar? Anrufen, anruft ayrılabilir fiili çekimlenmiş olarak cümlenin sonuna gitti. Hangi durumda? Ohne das durumunda. Şimdi bunu ohne zu yapısıyla ele alacak olursak zu plus infinitif dolayısıyla ayrılabilir fiil olduğunda ne oluyor? Zu araya girecek. Bu durumda Petra kauft eine neue Mikrowelle ohne ihren Mann anzurufen dediğimizde demek ki anzurufen şeklinde ne yapmış oluyoruz? İfade etmiş oluyoruz. Tabii burada gene ohne ihren Mann anzurufen şeklinde sonlanmış oluyor. Her iki cümlede arkadaşlar aynı anlamda. Dolayısıyla bir farklılık yok. Bunu yaptığımızda tabii fiillerin pozisyonu artı çekimleniyor mu, mastar halde mi kalıyor? Buna mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü diğer türlü yanlış yapmış oluruz. Beşinci örneğe baktığımızda Daniel fährt nach dem Tanken einfach los. Losfahren arkadaşlar basıp gitmek, sürüp gitmek anlamına geliyor. Nach dem Tanken yani benzini doldurmak anlamında. Daniel bu bir erkek ismi arkadaşlar. Daniel fährt nach dem Tanken einfach los. Einfach neydi? Kolayca, basitçe. Yani kafasına göre ne yapıyor? Ne deriz? Kafasına göre basıp gidiyor gibi. Neyden sonra? Benzini doldurduktan sonra. Er bezahlt nicht. O ödeme yapmıyor. Şimdi bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde ohne das yapısından destek alacağız. Bu durumda Daniel fährt nach dem Tanken einfach los ohne dass er bezahlt. Bakın ödeme yapmaksızın kafasına göre ne yapıyor? Çekip gidiyor demiş oluyoruz değil mi? Yani doldurduktan sonra değil mi? Benzini doldurduktan sonra ne yapıyor? Kafasına göre ödeme yapmadan çekip gidiyor demiş oluyor cümle. Bunu şimdi ohne zu ile de ele alacak olursak ne yapacağız? Ohne zu da zu plus infinitif yani mastarı dahil edeceğiz. Bu durumda zu bezahlen olacak bakın. Aynı yapıyı gene burada başlatıyoruz. Daniel fährt nach dem Tanken einfach los ohne zu bezahlen dediğimizde demek ki ne oluyor arkadaşlar? Anlam olarak herhangi bir anlam kayması
olmuyor. Ve sıra geldi son örneğimize. Ne diyor son örneğimiz? Hannah geht ins Ausland. Hannah bu bir kadın ismi. Sie verabschiedet sich nicht. Sich verabschieden vedalaşmak. Vedalaşmıyor. Dolayısıyla ne diyeceğiz arkadaşlar? Hannah yurt dışına gidiyor vedalaşmadan. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Hannah geht ins Ausland. Virgülümü getirdim. Ohne dass sie sich verabschiedet. Yani ne demiş oluyoruz? Vedalaşmadan Hannah yurt dışına gidiyor. Ohne das yapısı demek ki bu haldeyken ohne zu yapısına entegre edecek olursak aynı cümleyi ne olacak? Hannah geht ins Ausland ohne sich zu verabschieden dediğimizde bakın burada da gene ne olmuş oluyor? Mastar hal değil mi? Bariz bir şekilde ortada olmuş oluyor. Dilerseniz şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Petra kauft eine neue Mikrowelle. Petra yeni bir mikrodalga satın alıyor. Sie ruft ihren Mann nicht an. Kocasını telefonla aramıyor değil mi? Şimdi kocasını aramadan yeni bir mikrodalga satın alıyor. Kim? Petra. Bakalım ne diyor? Ne diyeceğiz bunu ohne das ile dile getirdiğimizde. Petra kauft eine neue Mikrowelle. Ohne dass sie ihren Mann anruft. Bunun aynını ohne zu yapısıyla ele aldığımızda Petra kauft eine neue Mikrowelle ohne ihren Mann anzurufen. Bakın burada ayrılabilir fiil olduğunda demek ki neye dikkat etmemiz gerekiyor? Zu yapısını da değil mi? İşin içerisine katıyorum ve bunu bir kelime şeklinde ele alıyorum. Yani orada bir boşluk yok. Anzurufen şeklinde tek bir kelime haline gelmiş oluyor. Beşinci örneğe baktığımızda Daniel fährt nach dem Tanken einfach los. Daniel benzini doldurduktan sonra değil mi? Ne yapıyor? Çekip gidiyor. Bezahlt nicht, ödeme yapmıyor. Şimdi ödeme yapmadan basıp gidiyor, çekip gidiyor dediğimizde Daniel fährt nach dem Tanken einfach los. Bakın aynısını getirdim. Virgülümü koydum. Ohne dass bezahlt. Ödeme yapmaksızın, ödeme yapmadan. Değil mi? Ohne zu ile de gene ne olacak? Gene aynı yapıyı buraya taşıyacağım. Daniel fährt nach dem Tanken einfach los. Ancak burada ohne zu bezahlen. Bakın burada değil mi? Mastarda tutmuş oluyorum. Neyi? Bezahlen fiilini. Ve son örnekte Hannah geht ins Ausland. Hannah nereye gidiyor? Yurt dışına gidiyor. Sie verabschiedet sich nicht. O vedalaşmıyor. Sich verabschieden demek ki arkadaşlar refleksif bir durummuş. Ve değil mi? O vedalaşmıyor diyeceğiz. Hannah yurt dışına gidiyor. Vedalaşmadan yurt dışına gidiyor dediğimizde Hannah geht ins Ausland ohne dass sie sich verabschiedet ya da Hannah geht ins Ausland ohne sich zu verabschieden demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Petra kauft eine neue Mikrowelle. Sie ruft ihren Mann nicht an. Petra kauft eine neue Mikrowelle. Sie ruft ihren Mann nicht an. Petra kauft eine neue Mikrowelle, ohne dass sie ihren Mann anruft. Petra kauft eine neue Mikrowelle, ohne dass sie ihren Mann anruft. Petra kauft eine neue Mikrowelle, ohne ihren Mann anzurufen. Petra kauft eine neue Mikrowelle, ohne ihren Mann anzurufen. Daniel fährt nach dem Tanken einfach los. Bezahlt nicht. Daniel fährt nach dem Tanken einfach los. Bezahlt nicht. Daniel fährt nach dem Tanken einfach los, ohne dass bezahlt. Daniel fährt nach dem Tanken einfach los, ohne dass bezahlt. Daniel fährt nach dem Tanken einfach los, ohne zu bezahlen. Daniel fährt nach dem Tanken einfach los, ohne zu bezahlen. Hannah geht ins Ausland. Sie verabschiedet sich nicht. Hannah geht ins Ausland. Sie verabschiedet sich nicht. Hannah geht ins Ausland, ohne dass sie sich verabschiedet. Hannah geht ins Ausland, ohne dass sie sich verabschiedet. Hannah geht ins Ausland, ohne sich zu verabschieden. Hannah geht ins Ausland, ohne sich zu verabschieden.
Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde konjunktionen one das one zu yapılarını görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.